Selam dostlar. Define İşaretleri Atölyesi kanalıma hoş geldiniz. Bugün gene bir güzel yerdeyim. Burası bir ören arkadaşlar. Gördüğünüz gibi taşları, taş yığmaları bu şekil yukarı doğru çıkıyor. Yukarıda da bir öyük vardı. Bunu da diğer videoda paylaşacağız. Belki bir videoya takviye yaparız duruma göre. Buradan geldiğimizde güzel bir işaret yakaladık arkadaşlar. Pardon. Düşüyorduk neredeyse. Gördüğünüz gibi gurk yapmış arkadaşlar güvercin. Bu gurk yapmış güvencir çok kaliteli bir işaret arkadaşlar. Statüsü yüksek olan kişilere yapılır bu işaret. Bunu cihazla da baktığımızda arka tarafında 2,5 metre civarında içeri giden bir boşluk veriyor arkadaşlar. Bir de değerli veriyor. Ya mezar ya da bu tümasendir. Genişlik ebat olarak da o kadar geniş değil. Baktığımızda çok kaliteli bir işaret arkadaşlar. Güvercin %100 malı temsil eder. Defineyi temsil eder arkadaşlar. Mezarı da temsil eder. Zengin olan kişinin, yani statüsü yüksek olan kişinin. Şimdi baktığımızda bu güvercin gurk yapmış güvercin. Görüyorsunuz. Şu yönden de bakalım. İşareti size her yönden göstermek istiyorum. Görüyorsunuz. Şöyle biraz da zonklama yapayım size. Görüyorsunuz. Şu şekil. Görüyorsunuz. Gurk yapmış güvercin. Arka tarafında arkadaşlar giden bir yükü var. Gurk yapmış güvercinin anlamı da mesela baktığı yönde filan aramıyorsun. Yattığı yerin hemen arka tarafından ya da altından %100 bir giriş oluyor. Dostlar gelelim bir işaretimizi bir inceleyelim. İşaretimize geldiğimizde görüyorsunuz burada bir duvar çalışması yapılmış. Güvercin işaretinin altı beslenmiş. Orayı da bir duvar yapılmış. Burayı da bir duvar yapılmış. Görüyorsunuz. Tam oturtulmuş. Bu şekil ön tarafı da örülmüş. Burası bir duvar şeklinde görüyorsunuz. Burada da bir duvar. Burası içeri doğru gömülmüş kuyruk kısmı. Şöyle baktığında başı o tarafa doğru bakıyor. Yani o tarafta aramayacağız. Çünkü bu gurk yapmış güvercin. Kuyruk kısmı da arka tarafa doğru bakmış. Pardon, düşüyorduk gene. Bak, bugün bir sakarlığımız var. Şu şekil burada kesilmiş, kare gibi yapılmış. Akıntısı aşağı verilmiş dostlar. Görüyorsunuz. Kesinti buradan aşağı iniyor. Buradan şu taşlar oturtulmuş. Bu taşın, bu güvercinin altından beslenen yerden içeri giden 2-2,5 metre. Bu civardan baktığımızda içeri giden bir boşluk aldık. 3-3,5 metre derinliğinde gözüküyor arkadaşlar görüntüyle baktığımızda. Çok kaliteli bir işaret. Mükemmel bir, gerçekten de bir işaret. Buraya geldiğimizde şu çevreye bakalım biraz. Şurada erozyona oynamaması için herhalde bu işarete, mezara, kaydı mahzene zamanında su ya da yapı gelmemesi için görüyorsunuz karşılara duvar örülmüş. Buralara görüyorsunuz. Buralara bu şekil duvar örülmüş. İşareti görüyorsunuz arkadaşlar. Oturan, yani gurk yapan güvercin. Bunun gömüsü ya da mezarı arkadaşlar %95 gurk yaptığı için altında ya da arka tarafında arayacaksınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel bir işaret. Bunu da çözümünü yapmış olduk. Sizi bilgilendirdiysek ne mutlu bana. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Zamanında buralar öğrenmiş. Şurada bir taş yığma var. Görüyorsunuz. Taş yığma. Burada bir mezar var. Basit Roma mezarı. Dostlar. Kalitesi var mı dersiniz? Kalitesi yok. Basit. Bir Roma mezarı. Gördüğünüz gibi. Yığma mezar.
Cihazla bir bakarız, burayı çevrilmiş. Gayet net görüyorsunuz. Nasıl çevrilmiş. Şu şekil iniyor. Şu şekil iniyor. Şu şekil, şu şekil, bu şekil. Aşağıda bitirmişler. Bu basit bir taş yığma Roma mezarı dostlar. Gelelim böyle. Diyeceksiniz. Tüm ören, farkında mısınız dostlar? Ören olduğu için, yaşam alanı olduğu için buralar burası yani bir metropol. Buralarda çok mezar vardır arkadaşlar. Baksana, yığma mezarlar. Burası çok Roma. Çünkü basit bazı Romaların yığma mezarları oluyordu. Gerçekten de buralar, baktığımızda dostlar, baktığımızda burası, şurası da bir yığma mezar. Gördüğünüz gibi bak, şu bölüm görüyorsunuz. Burası da bir yığma mezar. Gayet net belli. Görüyorsunuz. Dediğim gibi buralar bir yerleşim alanı olduğu için güzel yerler. Buraları bir de yazın gelir gezeriz arkadaşlar. Şu anda çamur olduğu için tadımız kaçıyor, görüyorsunuz. Buralarda zamanında bu taraflara doğru da yığma mezarlar var. Şu şekil karşı kayaları görüyorsunuz, belli zaten. Karşı tarafta kale gibi örülmüş bak dostlar, görüyor musunuz? Karşı tarafları. Oraları da çıkacağız. Zaten karşı taraf tepeydi, öyüktü. Orayı görüntüledik, açılmış. Görüntüsünden hemen anlıyorsunuz. Onu da paylaşırız videomuzda. Arkadaşlar, burada da bir Roma mezarı açılmış. Bunun örneğini göstereceğim size. Gördüğünüz gibi blok halinde. Blokları görüyorsunuz. Büyük bir blok yapılmış. Şu şekil görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Ama bu mezar bence arka tarafında arkadaşlar. Çünkü burası bir yığma yarım çıban tipinde bir mezarmış. Ama bu mezar arka tarafında. Çünkü baktığımız zaman şu şekil, gördüğünüz gibi baktığınız zaman yön arka tarafına verilmiş. Blok halinde büyük örtülmüş, görüyorsunuz. Bir yığma mezar. Şu tarafından da görüntüleyeyim. Görüyorsunuz dostlar. Bu arkadaşlar bir yığma mezarmış ama ortası boş çıkmış. Bence şu arka tarafında %95 mezar vardır. Çünkü niye diyeceksiniz? Görüyor musunuz, duvarlar örülmüş. Şurada bir mezar vardır. Gördüğünüz gibi. Geldiğimiz zaman burada da bir yığma var. Arka tarafta da bir yığma var. Ama şurayı görüyorsunuz.